futbolla ilgilenmiyorum. Evet. Şampiyon olmasını da istiyorum. İstiyorsun. Yani yoluna derse gidiyorsun. İnşallah olur. Fiyat fazla gelse olur dediği gibi. İnşallah Süper Lig'e çıkarız yani. Tamam. Bu sene iyi gidiyor. Hıfzullah Başkan da iyi yönetiyor. İnşallah lider olarak çıkacağız. Üçüncü ligede çıkacağız inşallah. Eski günler tabii nerede? Jet Baspor nerede? O zaman birinci lig. Müthişti o zaman, müthiş günlerdi o zaman. İnşallah o günlere döneriz ama çok zor. Özlem duyuyor musunuz peki eski tabii günleri? Tabii canım. Fenerbahçe, Galatasaray, Burda, Siirt'te. Ne demek yani? İşte Mardin'le kapışıyoruz. İnşallah Mardin Tökezler. Haftaya da Bağlar var herhalde. Bağlar'ı yenersek inşallah iyi gideriz inşallah. Bence zor. Çünkü maçları kötü gidiyor sonlara. Yanılmıyorsam. Siirt Spor bu sene kesin şampiyon olur. Özellikle şehre bir stadyum yapılması lazım. Kapasite olsun, bir de kalitesi olsun çok düşük. Şampiyon olur bence. Fazla gitme imkanımız olmuyor. Çünkü biz köyden yaşıyoruz. Hani PTT gelse veya Süper Lig'e gelse çok mutlu oluruz. Yani çok seviniriz. Vallahi eski günleri kim aramıyor ki biz aramıyoruz. Yani, takip ediyoruz olabildiğince. Bu seneki hali süperdir. Böyle devam etmesini diliyoruz. Şimdikilerini de beğeniyoruz. Devam etsinler. Kolay gelsin. Ama yardımcı olsunlar, sahipsiz bırakmasınlar. Ya şimdi takip ettiğim kadarıyla bir umut var. Umut yüksektir. Destek lazım onlara da. İyi futbolcu lazım. Yani iyisinde bizim gençlerin önünü açıyorlar. O da çok güzel bir şey. Kendilerine başarılar diler. Bana hiçbir spor hakkında söylemeyin. Çünkü sporda hiç ilgilenmiyorum, anlamıyorum. Vallahi arıyoruz. Tabii ki arıyoruz o günleri. Keşke o günleri getirebilseydik ama imkansız olduğu için. Yani hep Galatasaray... Yani dört takım mı şampiyon olacak? Neden olmasın? Peki sizce olur mu bu sene? Bize de bu şans versinler artık bu sefer. Ne olacak? Aha. Kesinlikle. Sporla alakam yok. İzlemiyorum, sevmiyorum. İyi gidiyor. Devam eder inşallah. Sizce şampiyon olur mu? Kendi grubunda mı? Evet. Tabii. Peki şunu sorayım. Sizin elinizde 3 hak olsaydı ve 3 transfer hakkınız olsaydı, Siirt Spor'u kimi transfer ederdiniz? Şimdi ben... Valla elimde olsaydı Messi'yi getirirdim. Messi. Messi getirdi de yani. Iniesta, Cristiano Ronaldo. Ooo. Böyle üçü de forvet. Hemşerim Hakan'ı neydi o? Çağlar. Ya ne orada oynuyor şeyde en son? Galatasaray'da oynayan neydi o? Almanya'dan gelen. Siirt Spor herhalde iyi gidiyor. Maçlarda falan da gidiyoruz. Yani takım taraftar olarak bence iyi destekliyorlar. Nasıl söyleyeyim? Bu sene mesela devlet büyüklerimiz sağ olsunlar bayağı ilgilendiler. Özellikle valimiz, İl Özel İdaresi Başkanımız Avcı Hocam Pala. Bence bu sene olursa bu sene olur. Bence yoksa bence yani sene bir dahaki sene imkansız gibi gözüküyor. Olursa bu sene olur, olmazsa hiç olmaz. Peki Siirt Spor'a 3 transfer hakkınız olsaydı kimi getirirdiniz? Abi forvet getirirdim. İsim olarak mı söyleyeyim? Evet. Büyük isim olur mu? Hiç fark etmez. Yani o kadar büyük olmasına da gerek yok. Hani Skuta gibi gidip izleyebilirse güzel bir forvet. Yanılmıyorsam bir forvet eksiği var. Onun dışında herhalde takım iyi anlaşıyor. Fenerbahçe. Kimi getirdiniz forvete? Yani şimdi baktığımda böyle genç bir oyuncu kim var? Hiç aklımda futbolcular yok. Sinan kimi getirdin forvet Siirt Spor'a? Bildiğin bir isim. Kimi getirdin? Forvet. Sağlam bir forvet getirdin. Tamam yani isim söyle. İsim söyle. Yaratmış işte biliyorum. Yaratmış iş olsun. Başka? İki isim daha var. Yine forvet mi olsun? Fark etmez. Kaleci de olabilir, orta saha da olabilir. Tamam. Orta saha olarak Kemal Ferdi Kadıoğlu mesela genç oyuncu. Herhalde Fenerbahçe'de de yer bulamadı kendine. Ayrılmayı falan düşünüyormuş. Ki zaten maddi olarak yetmez gücümüz ona ama hani olsa güzel olurdu. Kaleci olarak Altay ama herhalde kalecimiz çok iyi zaten Ahmet. Başka kim gelsin? Başka bir futbolcu söylesene mi? Yani oyun olarak bu sene güzel buluyorum. Fakat yani forvet bakımından, gol atma bakımından. Mesela bu hafta 10-0 yenmesine rağmen yani ligin sonuncusuna 10-0 yenildi. Yani gol bakımından biraz kısır buluyorum takımı. 17 numarayı biraz güçsüz buluyorum. Biraz daha kendisini geliştirmesi lazım. Taraftarına bağlı bir takım. Yani taraftar takıma sadık bu sene. Yani kendini geliştirirse bu birkaç sene içinde yapar. Yani taraftar takıma küstü mü? Yani biliyorsunuz taraftar takıma küstüğü zaman pek bir şey olmuyor bir takımda. Bu sene Mardin biraz zorluyor. Hayırlısı bakalım inşallah olursa. Peki Siirt Spor'a 3 transfer hakkınız olsaydı kimi getirirdiniz? Forvet olarak Anya Dinamo'ya demiştim ya. Bir Velat Münir'i düşünüyorum. Yani orta saha olarak orada bizim 4 numaramız vardı. İsmini şu an hatırlamıyorum ama paylaşımcı bir orta saha lazım. Yani bir Talisca gibi mesela gol atabilen, şu yapabilen.
defans bakımından, kaleci bakımından düşünmüyorum. Ahmet yani bir nevi takımın sahibi gibi bir şey olmuş yani. Gayet güzel bir kaptan. Yani defans bakımından ise onda da sıkıntı yok. Sol bek belki sol açık. Yani kanat olarak biraz sıkıntılıyız. Yani sol kanatta son, bu sene aldığımız hafifler için bir oyuncu var. Yani o da iyi ama sağ kanat olarak biraz kısır buluyorum takımı. İsim olarak kim getirdiniz? İsim olarak biraz çalıncı bir böyle Rodriguez tarzında, Babel tarzında bir oyuncu. Yani böyle biraz adam eksiltebilen bir oyuncu lazım. Valla şu an çok iyi durumda. Ve başarılarının devamını biliyorum. Yani geçen maçta 10-0 aldı. Çok sevindik yani. İnşallah şampiyon çıkacak bir sene. Yani çok iyi oynuyor. Sivrispor'a yakışan bir oyun sergiliyor. Peki Sivrispor'a 3 transfer hakkınız olsaydı kimi getirirdiniz Sivrispor'a? Yani dünya fark etmez. Griezmann'ı getirirdim. Ben de. Bir dakika, Kevin De Bruyne, Hazard. Peki Sivrispor'a 3 transfer hakkınız olsaydı kimi alırdınız? Büyük takımlardan. Hiç fark etmez. Muslera'yı alırdım ben, Muslera'yı. Kaleye. Türkiye dışında tutmuyor ben. Türkiye dışında. Messi, Ronaldo, Neymar.